Nur Sema kesin boşanacak yani. Benimle konuşmuyor, babasıyla konuşturuyor. Ya sen de vıdalanma, haklı bir yerde kız. Ben Nur Sema'yı çok seviyorum. Olmayınca olmuyor be Umut. Sen de bunu anla. Yani sizi de çok zorladınız. Unutmak nasıl bu kadar kolay olabiliyor ya? Hayır, biz ne yollardan geçtik, ne badireler atlattık. Belki de sorun budur. Çok zor kavuştunuz, çok badireler atlattınız diye çok aşıksınız zannediyorsundur belki. Biz çok sevdik birbirimizi. Tamam, çok seviyor olabilirsin de bu her zaman mutlu olacaksınız anlamına gelmiyor ki. Romeo ve Juliet mesela. Onlar da deli gibi aşıklardı. Ama kavuşmamaları gerekiyordu. Zorladılar. Ne oldu sonunda? İkisi de öldü. Nur Sema ile ben olmuyorum ama Apo ile sen oluyorsun. Öyle mi? Ya ben de konuyu ne zaman oraya getireceksin diye merak ediyordum. Herif karşımda konuşurken kendimi bağırmamak için zor tuttum. Bak ben sana konuyu şöyle özetleyeyim. Siz yaşadınız ve tükendiniz. Biz yaşayamadık ve yarım kaldık. Hayat bir şeylerin yarım kalmasına izin vermiyor. Rüzgar, rüzgarla yaşadık, tamamlandık. Öyle düşün. Yani öyle de olabilir tabii de. Biz nasıl tükendik ya? Belki de olması için o kadar çok çabaladınız ki o yüzden olmadı. Denize düşen biri ne kadar çok çırpınırsa o kadar hızlı boğulur ya. Onun gibi. Evet, bayağı boğulduk. Tamam, sen istersen yine de git konuş, açıkla kendine ama artık bu kaçıncı açıklama? Ya bilmiyorum, belki Nur Sema'nın yerinde ben de olsam ben de istemezdim. Sağ ol ya. Doğruları söylüyorum ama biliyorsun. Geçecek. Hepsi geçecek. İnan bana. Ben hep senin yanındayım, tamam mı? İyi günde de kötü günde de. İyi ki varsın. Senin o sevgilinden de nefret ediyorum. Bu arada ben 2 günlüğüne yok olacağım. Yurt dışındayım diyeceğim. Bir şey olursa beni idare edersin. Tamam tamam, hallederim ben. Sağ ol.